Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle balıkçılar Vira Bismillah balık sezonunu başlattı. Bugün sezonun ilk günü olduğu için balık miktarı hakkında net bir şey söylemenin zor olduğunu belirten Ünyeli balıkçı esnafı ilerleyen dönemde balık miktarının artacağını ve fiyatların düşeceğini belirttiler. Sezonun ilk günü olduğu için tam net bir şey söyleyemeyeceğiz yani denizde balık bol mu çok mu diye. Şu anda denizdeki kayıkların çoğu arayışta. İlk günde bir şey belli olmaz ama yine de hareket bir şeyler görünüyor denizde. Ha. Boş değil bu sene. Geçen seneden çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Net. Şu anda istavrit, palamut, mezgit, barbunya. Görüntü iyi. Fiyatlar normal şu anda. Daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Ha. Mezgit, istavrit. Palamut düşerse palamut da yiyelim vatandaşımız. Palamutlar şu anda 7,5-10 lira tane. O arada satıyoruz. 5 lira düşer palamut tahmin ediyorum. Halkımız da bol bol yer. Bu sene sezonumuz iyi geçecek. Ben 50 senelik tecrübeme dayanarak söyleyebilirim. Ama bu akşam 1 Eylül 2015 itibariyle gece batonlar denize çıktı. Gece 12'de çıktıkları için yeterli balığı bulamadılar. Şu an için Ünye piyasasında balık çok bol değil. Ama bunun azlığını çokluğunu söyleyebildiğim için azıcık zamana ihtiyacımız var. Yani balık burada olmayabilir, Sinop'ta olur, orada olmasa Hopa'da olur, Trabzon'da olur, bir dahaki bir yerlerde bir şey vardır. Taşların yerli yerine oturabilmesi için 3-5 güne ihtiyaç var. Şu an için balık var veya yok diye bilemiyorum yani. Tamam. Vallahi İstavrit 10 ile 20 lira arası oynuyor, palamut 10 lira, mezgit 25 lira, mezgit 10 lira, boy boy değişiyor. İstavrit, palamut, mezgit geldi bugün itibariyle. Evet, tabii ki İstavrit'in fiyatı düştü, 10 liraya bile İstavrit var yani. Evet. Piyasalar normal yani palamutun tanesi 10 lira 12 lira, mezgit 25 lira. Tabii ki bunlar troll balığı değil, normal ağır makara falan 25 lira. İşte istavrit, istavrit'e 10 lira 15 lira oranlar da değişiyor. Ondan sonra levrek havuz balığı zaten 30-35 lira. Bunlar, denizden hiç balık gelmiyor. Geldi. Yani gelen 3 kilo 2 kilo bir istavrit geliyor. Onda zaten zevkçiler kendi müşteriler oluyor, onlara veriyorlar. Bize bir gelen bir şey yok. Balık olmadığından dolayı öneremiyoruz tabii ki. Evet. Öyle büyüklerimizden bunun önüne derhal çare bulunmasını istiyoruz. Çünkü bulamazlarsa zaten 2 sene veya 3 sene, 5 sene değil 2 veya 3 sene sonra balık yok. Gancacı denizden çekmediğin sürece, hele hele trolü denizden çekmediği sürece devletin bir an önce önlem alması gerekiyor. Yani bunun daha izahı yok. Bak, limana gidin, limanda bir tane kayık bir kilometre ileri gidemiyor. Niye gidemiyor? Balık yok, 5 kasa istavrit ağ soruyor, o da boyunu kurtarmıyor. Yasak balık. Yasak balık. Buradan da suyun önüne sesleniyorum. Yani gelip de bizim bu tükenanımızı denetleyeceklerine limana gitsinler, bunları denetlesinler. Denizin ortasına, soğuk hava deposuna, kayıkların üstüne soğuk hava deposuna doldurup da gece saat 2'de 3'de Samsun halinde bu balıkları göndermelerine gerek yok. Çıksınlar, denetlesinler kardeşim. Çıksınlar. Gelip burada 3 tane tükene denetiyorlar. 3 tane tükene sen bunu satmayacaksın. Satmayacaksın olur mu kardeşim? Biz acımdan öleceğiz. Yok böyle bir şey. Evet. Yok. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Biz telefonumuzu su ürünlerini aradığımız zaman gelmiyor. Sahil güvenliği arıyoruz. Biz bir şey yapamıyoruz. Öyle bir şey mi var ya? Sen kayığın ruhsatını evrenle nasıl araştırıyorsan bir tane su ürünlerinden memur alacaksın. Gideceksin. Kayığı araştıracaksın. Bakacaksın kardeşim. Bakacaksın buna. Bakmadığı için ha durum bu işte. Şimdi Trabzon'a kadar boş geziyorlar. Sinop'a kadar boş geziyorlar. Ne var? Hiçbir şey yok. Balıkçılık bitti. Bitti. Onlar oğlunu uşağına hiçbir şey bırakamayacaklar. Sadece bırakacakları demir parçası. Onu da 5-6 sene Allah izin verirse ücret fabrikalarına satacaklar. Onu da izahı yok. Bir an önce bu işin çaresini bulacaklar. Ama rağbet yok. Millet şimdi köylü köyünde, kasabalı kasabasında. Yani şehri şehrinde, köylü köyünde. Havalar soğumadan olmaz. Ama biz deneme amaçlı bir çıktık. Bitirirsen bugün, yarın burada toplamaya devam edeceğim. Yani balık piyasasından sorarsan şu anda zayıf. Bizden balık bol. İnsan Allah izin verirse palamut olsun, mezgit olsun, ıskalat olsun, hamsi olsun bol. Evet. Ama pahalı. Ucuz olmasını istiyoruz. Hazırlıkta 7 milyar olunca kayıkçı ne yapsın? 4 milyar maaş, 5 milyar maaş verirken kayıkçı ne yapsın? 22 çalışıyor bir kayıkta. Evet.
20 kişi çalışmazsa da 10 kişi çalışsa bile ayda 70 milyar para öder. 70 milyar para mazot yapar 140 milyar. Bana kasasını nasıl versin 100 liradan aşağıya? Bunu nerede düşünüyor? Bunda 100 lira mezgit. 90 lira istiyoruz. 90 lira falan. 100 lira için evet, vatandaşın evet, ilgisi evet. Balığın hiçbir türlüsünü seçmez. Önemli olan ucuzluğu. Evet, fiyatına evet. Göre ucuz olması. 5 liradan yukarı balık yenmiyor zaten. Ama müşteri satıcı da haklı, alan da haklı. Evet. Alan da 10 lira para var 2 kilo almak ister. Satıcı da 8 liraya aldığını 5 liraya verirse 3 lira zarar eder. Satarsa 2 lira kar eder. Evet. Bu şekilde. Şu an çok güzel gidiyor. Hem uygun fiyatlar. Ucuz. Şu an da erimiştir ama bu kalınlık daha düşer. 3 tane 10 lira kadar düşer bu kalınlık. İster biraz ince. Tabii ki yok. Mesler çok şahane. Barbi kanalı çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Bazen tek ucuz bir sene balık yer. Böyle tahmin ediyoruz. Balık bol bir sene. Evet. Yani daha çok bollaşıyor. Balık piyasası bu anda çok mükemmel başladı. Mükemmel bir çabuklar biter yani. Bazen taş da çok güzel yani. Daha çok. Nesli çok ağırlık veriyor. Palamut nesli çok ağırlık veriyor. Şu anda palamutu şu palamutu. Çift bize 13 lira geliyor. 15 lira veriyoruz. Evet. 15 lira veriyoruz. İnşallah bunun çiftini 3 tanesini 10 lira yapacağız.